أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur bir duası var. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır. Şimdi bizim hakikat mesleğinde Ramazan'dan azamiyet derecede istifade etmenin formülü Mehmet abi, Recep ve Şaban'da yapılan hazırlığa bağlı. Peki Recep ve Şaban'da nasıl hazırlık yapacağız? Recep Allah'ın ayı, marifetullah. Mesela ikinci şua, yedinci şua, 22. söz, 30. söz, buralara ağırlık verilebilir. Şaban, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ayı. Ramazan'da ümmetin ayı. Marifetullah, muhabbetullah, lezzetü ruhaniye. Şimdi Şaban ayında 11. lema, 19. söz, 19. mektup, 4. lema vesaire yerler böyle okunması daha uygun aya. Şimdi ben 11. lemadan sünnet-i seniyye nedir? Sünnet-i seniyyenin hakikati, mahiyetiyle alakalı bir iki yer okuyacağım bu 11. lemadan. Şimdi malumunuz Risale-i Nur Üstad Hazretleri iki kısım tefsirdir diyor. Bir kısım kelime mealini verir, diğer kısmı hakikatlerini beyan eder. Risale-i Nur ikinci kısım tefsiri olduğunu defaatle söylüyor. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın yutan balık bizim nefsimizmiş. Eyyub Aleyhisselam'ın hastalıkları bizim batini, kalbi, ruhi hastalıklarımızmış. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın atıldığı ateş küfür ateşiymiş, küfürmüş yani diye bu hakikatleri beyan ediyor. Şimdi sünnet-i seniyye dediğimiz zaman daha ziyade böyle hatırımıza gelen külliyat okumadan önce işte farzlardan sonra yapılan şeyler olarak, değil mi abi? Daha ziyade böyle. Ulan Üstad Hazretleri bu 11. namada hakikatini, suretini, mahiyetini, kanuniyetlerini bunları zikretmiş. Ben buralarda böyle belirli yerler okuyacağım. Birkaç tane de sualin cevabı da bu derste olur. Mesela fesad-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse büyük şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Buradan başlayayım. Birinci ünlükteden. Hem bu sorunun cevabı da şehitle sünnet münasebeti nedir? Gelen cümlelerde onu zaten söylüyor. Bu soruya da cevap vermiş olalım. Şuradan başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Şu ayetin birinci makamı minhac-ı sünnet, ikinci makamı mirkat-ı sünnettir. فَاِنْ تَوَلَّفْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبُعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ. Bu iki ayeti azimenin yüzer nüktesinden 11 nüktesini icmalen beyan edilecek. Birinci nükte, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş, men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'ati şehid. Yani fesadi ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrinin sevabını kazanabilir. Evet, sünnet-i seniyyeye ittiba mutlaka gayet kıymetlidir. Hususan bidaların istilası zamanında sünnet-i seniyyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Hususan fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyyenin küçük bir adabına müraat etmek ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Şimdi birinci mektupta Üstad Hazretleri hayat tabakalarını anlatırken hayat tabakalarını beşe ayırmış. Dördüncü tabakaya hayat, şüheda hayatı, şehitlerin hayatı. Şehitler ne yapmış da şehit olmuş? Şerafettin abi şöyle söylüyor. Dördüncü tabakaya hayat şüheda hayatıdır. Nas-ı Kur'an'la şühedanın, ehli kuburun, kabir ehlinin fevkinde bir tabakaya hayatları vardır. Neden?
şüheda hayatı dünyeviyelerini tariki hakta feda ettikleri için. Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayatı dünyeviye benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alemi berzahta onlara ihsan eder. Yani şehit niye şehit olmuş? Dünyevi, hayatı dünyeviyelerini tariki hakta feda etmiş. Anahtar cümle bu. Şimdi buradaki ifadede evet. Fesad-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrinin sevabını kazanabilir. Yani fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyeye riayet eden bir kimse evet kendi isteklerini, kendi arzularını değil mi? Kendi dünyasını yaşamıyor. Sünnet-i seniyeyi yaşıyor Mehmet abi. Hayat-ı dünyeviyelerini tariki hakta feda ettiği için. Buradaki tariki hak bu noktada sünnet-i seniyye olmuş oluyor. Yani sünnet-i seniyeye fesad-ı ümmet zamanında o kadar fesat varken enfüste ve afakta böyle riayet edince evet. 3 şehidin sevabı kazanılabiliyor. Bu zannediliyor ki savaş şehidi oysa hayatını sünneti yaşadı mı? Mesela Üsse Hazretleri bu şehide bir noktayı nazar bu şehide sözlerde abi. Mesela Hafız Ali abi, Hasan Feyzi abi birkaç tane abinin kendisinin yerine şehit olduğunu söylüyor. Halbuki biz örfü manada şehidi hani savaşa gidiyor cephede ölüyor biliyoruz değil mi? Halbuki ikisi de yatağında ölmüş. Bazı sahabe efendilerimiz değil mi? Mesela Halid bin Velid yatağında vefat etmiş yani ama o şeyi almış. Burada şehidin bu okumuş olduğumuz bu 11. lema ile ilgili bir noktayı nazarda şöyle abi. Şehidin hakikatını okuyorum ben şimdi. Nasıl bir asker bazı şerait dahilinde mühim ve mauf bir mevkide bir saat nöbette bir sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir ve bir dakikada bir kurşunu yemekle en ekal en az 40 günde ancak kazanılacak velayet derecesi gibi bir makama çıkıyor. Yani bazı şartlar oluşur ki bir asker bir nöbet tutar öyle bir zamanda öyle bir mevkide bir kurşun yer değil mi? Öyle bir velayet derecesi kazanıyor ki en az 40 günde kazanılıyormuş o mertebe yani. Şimdi aynen öyle de sahabelerin tesis-i İslamiyet'te ve neşri ahkam-ı Kur'aniye'de hizmetleri ve İslamiyet için bütün dünyaya ilan-ı harp etmeleri o kadar yüksektir ki bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. Hatta denilebilir ki, burası önemli, bütün dakikalara o hizmet-i kutsiyede o şehit olan neferin dakikası gibidir. Yani sahabe efendilerimize abi bütün dakikaları o hizmet-i kutsiyede o şehit olan neferin dakikası gibiymiş. Yani bir kurşunu yedi ya. O andaki dakikası bunun geneli. Evet, sahabelerin geneli. Peki nedenmiş? 4 tane saydı. 1. Sahabelerin tesisi İslamiyet'te. 2. Neşri ahkam-ı Kur'an'da hizmet etmek. 3. İslamiyet için bütün dünyayı ilana harp etmek. Evet, bu üçüymüş. Evet, 3 tane saydı. O kadar yüksekmiş ki o şehidin bütün dakikaları gibiymiş yani. Hani biz normalde şehit askerde sanıyorduk ya. Şehidin hakikati ne? Evet, bu zamanda tesisi İslamiyet'te bulunmak, Kur'an'ın hükümlerini neşretmek ve İslamiyet için bütün dünyayı ilana harp etmek. Hafız Ali abi, Hasan Feyzi abi vesaire abilere şehit demesi bu noktayı nazardan bakılabilir. Yani bu üç vasıfta olduğu için. Peki bunun sünnet-i seniyye ile münasebeti nedir? Evet. Fesad-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrinin sevabını kazanabilir. O zaman benim sünnetim dediği o demin okuduğumuz 3 tane vasıf. Tesisi İslamiyet'te bulunmak, Kur'an'ın hükümlerini neşretmek, bir de İslamiyet için bütün dünyaya ilanı harp etmek. Bununla şey yapınca, temessük edince 100 şehidin sevabını kazanabilir. Bir de şimdi metindeki bir ifade var. Gelen cümlede de şöyle söylüyordu abi. Metindeki ifadeye göre, evet. Şimdi demin okuduğumuz yerler, bu iki cümlenin izahı olmuş oldu. Hangisi? Hususan fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyyenin küçük bir adabına müraat etmek, ehemmiyetli bir takva, bir ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Yani
100 şehidin sevabını herkes alabilir mi? Mesela diyelim ki birinin farzlardan eksikleri var Mehmet abi. 100 şehidin sevabını alır mı? Bazı sünnetlere riayet etse bu sevabı alır mı? El cevap, iki şey lazımmış. Ehemmiyetli bir takva, kuvvetli bir iman. Yani ahir zamanda ehemmiyetli takvası olup, kuvvetli imanı olup, evet, sünnete riayet eden kimse 100 şehit sevabı alıyormuş. Yani orada farzları eksiği olan o zaman takvaya girmez. Evet, farzlarda evet, ehemmiyetli takvaya girmiyor, kuvvetli imana girmiyor. O yüzden farzlardan eksikleri var, bazı sünnetleri yerine getirse, efendim bu hadise masal olur mu? El cevap olamıyor. Kuvvetli imanı ve ehemmiyetli takvası yok. Şimdi sünnet-i seniyye nedir? Bakalım sünnet-i seniyye neymiş? Evet. Buradan okuyacağım. Beşinci nükteden okuyorum sünnet-i seniyye nedir diye. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Ayet-i azimesi ittiba sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kat'i bir surette ilan ediyor. Ve şu ayet-i kerime kıyasat-ı mantıkiye içinde kıyas-ı istisnai kısmının en kuvvetli ve kat'i bir kıyasıdır. Şöyle ki nasıl mantıkça kıyas-ı istisnai misali olarak deniliyor. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müsbet netice için denilir güneş çıktı. Öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi netice için deniliyor gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müsbet ve menfi iki netice kat'idirler. Aynen öyle de şu ayet-i kerime der. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Yani ayette Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yok. Şimdi Üsa Hazretleri bir mantık kuralı zikretti. Mesela mantık bir mesele konuşuyorsun. O meselenin bir tane istisnai durumunun olduğunu zikredilirken bu misal veriliyormuş. Yani nasıl güneş çıktı, öyleyse gündüzdür. Gündüzün olması için bir şart var. Güneşin çıkması yani. Eğer güneş yoksa o zaman gündüz yok. Eğer gündüz varsa o zaman güneş var. Bir şeyin katiyetini anlatırken, bir istisnasının olduğunu anlatırken bir şekilde bu nazara veriliyormuş. Allah'a muhabbet varsa Habibullah'a ittiba edilecek. Habibullah'a ittiba edilmezse o zaman Allah'a muhabbet yokmuş. O zaman buradaki güneş muhabbetullah oluyor. Gündüz sünnet-i seniyye oluyor. Yani Allah'a muhabbetiniz varsa, güneş varsa o zaman gündüz olması gerekiyor. Habibullah'a ittiba edecek. Sünnet-i seniyye. Sünnet-i seniyye varsa, gündüz varsa evet o zaman güneş var. Yani güneş burada evet Allah'a muhabbet oluyor. Evet. Gündüz de sünnet-i seniyye oluyor. O zaman güneş varsa, yani ben Allah'ı seviyorum. Bunun göstergesi ne? Evet. Evet, sünnete ittiba. Yani ben Allah'ı seviyorum. Güneşin olmaz, güneş varsa o zaman gündüz var. Ben Allah'ı seviyorum. Bunun göstergesi ne? O zaman sünnet-i seniyye ittiba etmek gerekiyor. Eğer gündüz varsa, güneş yoksa, yani sünnet-i seniyye riayet etmiyorsun. Ben Allah'ı seviyorum desen o zaman hiçbir hakikati olmamış yani. Cemil Erdem'de çok şey yapıyor. Farzlar ifa etmedi herhalde. Mesela şey yapıyor. Allah'ı seviyorum. Evet. Burada sünnete ittibayı ona şart koşuyor. Evet. Farzlar ve çok da evet. İleride sünnetin mertebelerini anlatacak. Yani burada bakın gündüzün olması için bir şart var abi. Ne o? Güneş. Allah'ı sevmenin bir göstergesi varmış yani. O yüzden bu misali söylüyor abi. Neymiş o? Sünnet-i seniyyeymiş yani. Eğer güneş yok, o zaman gündüz olmaz yani. Peki o zaman şimdi gelen cümlelerde sünnet-i seniyye nedir? Bunun izahı yapılacak. Habibullah'ın sünnet-i seniyyesine ittiba iltac eder. Evet, Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Evet, yani Cenab-ı Hakk'a iman varsa elbette ona itaat gerekiyormuş. Yani madem iman var, evet, o zaman itaat var.
ve itaat yolları içinde en makbulu ve en müstakimi ve en kısası bila şüphe Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Şimdi Cenab-ı Hakk'a iman varsa ona itaat edilecek. İtaat yolları içerisinde de en kabul edilmiş, en istikametlisi ve en kısası Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Peki Habibullah'ın gösterdiği en kısa, en şüphesiz değil mi? En istikametli, en makbul dediğimiz o sünnet nedir? Gelen cümlelerde şimdi söyle. Evet, bu kainatı bu derece inamat ile dolduran Zat-ı Kerim-i Zülcemal, zih-i şuurlardan o nimetlere karşı şükür istemesi zaruri ve bedidir. Sünnet-i seniyye dediğimiz zaman ne anlamak gerekiyor? Hakikati neymiş? Birincisi, Cenab-ı Hak vermiş olduğu nimetlerin karşısında şükür istiyormuş. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine şükür etmekmiş. Sünnet-i seniyyenin hakikati buymuş yani. Şimdi Üstad Hazretleri sözlerde Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini anlatırken hem şualarda, dördüncü şuada hem de 24. sözde Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini 5 başlık altında toplamış. Sayfa 360'da söylüyor. Ey nefis, hayr-ı mas olan sana vücudu giydiren, vücut nimeti bir, Halık-ı Zülcelal sana iştihalı bir mide verdiğinden, Rezzak ismiyle bütün matumatı bir sofrayı nimet içinde senin önüne koymuştur. Birinci nimet, vücut. İki, sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden. İkinci nimet hayat, evet. Sonra manevi çok rızık ve nimetler isteyen insaniyeti verdiğinden. Üçüncü nimet insaniyet. Sonra nihayetsiz nimetleri isteyen ve hadsiz rahmetin meyveleriyle tagaddi eden, insaniyeti kübra alan İslamiyeti ve imanı sana verdiğinden. Dört. Beşincisi de imanın bir nuru olan muhabbeti sana vermekte. Yani Üstad Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini burada 5 başlık altında toplamış. Biz ücretimi peşin almışız. Peşin ne almışız? Hayat nimeti, vücut nimeti, insaniyet nimeti, evet, İslamiyet, iman, bir de muhabbet. Başka yerde de bir iki değişik lafızla bu manalara yakın kullanıyor. Dördüncü şurada. Şimdi sünnet-i seniyye neymiş? Bir, Cenab-ı Hakk'ın bu 5 çeşit nimetine karşı şükretmekmiş yani bu. Şu an sünnetin hakikatini okuyorum abi. Bu verilen nimetleri benim bile gündüz aklıma gelmiyor. Evet. İnsan yaşadığının farkında bile değil ki. İşte dersin başında... Hayat nimeti mesela. Evet, onu söylemek istemiştim abi. Yani ikinci kısım tefsir olduğu için sünnet-i seniyyenin hakikati. 3 tane sayacak burada. Birincisi bu. Cenab-ı Hakk'ın 5 çeşit nimetine karşı şükretmek. Bir daha okuyayım. Bu kainatı bu derece inamat ile nimetler ile dolduran hangi nimetler? 5 tane dedik. Zat-ı Kerim-i Zülcemal, zih-i şuurlardan o nimetlere karşı şükür istemesi zaruri ve bedeli. İki, bakalım sünnet neymiş? Hem bu kainatı bu kadar mucizatı sanatla tezyin eden o Zat-ı Hakim-i Zülcelal elbette bilbedahe zih-i şuurlar içinde en mümtaz o zatı kendine muhatap. Bir, ve tercüman. İki, ve ibadına mübelli. Üç, ve imam yapacak. Sünnet-i seniyye deyince ne anlamak gerekiyormuş? Evet, Cenab-ı Hakk'a karşı, evet, mucizat-ı sanatına karşı muhatap olmak, bir, tercüman olmak, iki, ibadına mübelli olmak, üç, imam olmak, dört. Sünnet-i seniyye, o kadar bismillahirrahmanirrahim, yapma, yapma, ihsan, evet, eser gibi, sünnet kabirinden şey yap, bunu bitiririz. Bu çekme çok farklı. Bakın nereden geldi? Şuradan. Sünnet-i seniyye ittiba edilecek dedi, Allah'ı seviyorsak. En müstakim, en makbul, en istikametli yol o yoldur. Peki o yol nedir? Evet diyerek o cümleyi tahkik yapıyor. Yani lisandaki evet cümlesi kendisinden önceki cümlenin tahkik ifade eden cümlelerdir. Bir, 5 çeşit nimete karşı şükür. İki, Cenab-ı Hakk'ın mucizat-ı sanatına karşı muhatap, tercüman, ibadına mübelli ve imam. Olunursa sünnete riayetin ikinci vasfı var. Üç, geçmeden şunu, evet, bir dinleyelim. Öyle, tamam. Hem seni dinlendirelim. Tamam. Şu faaliyetimiz de sünnettir. Ezanı tek o söyleyince siz de tekrar ediyorsunuz.
Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbazı daveti ta'ala ve salatu ve kavami. Ati seyyidina Muhammed'in mürselatı ve hazretin ve hücretin ve hücretin. Rabbası makamen mahmudin nezlatta. İnneke rahatu ikin mekamen. Sünnet-i Seniyye neydi? Onu okuyorduk. Üç tane hazretleri zikretti. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın beş çeşit nimetine karşı şükretmek. Nimetler çok ama beş başlık altında topladı. İkincisi, mucizat-ı sanatına karşı tercüman, muhatap, ibadına mübelli ve imam olmak. Üçüncüsü de hem bu kainatı hat ve hesaba gelmez, tecelliyat-ı cemal ve kemalatına mazhar eden o zat-ı cemil-i zülkemal elbette bilbedahe sevdiği ve izharını istediği cemal ve kemal ve esma ve sanatının en cami ve en mükemmel. Mikyas ve medar. Yani sünnet-i seniye deyince üçüncüsü ne anlamak gerekiyormuş? Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatı cemal, kemal, esma ve sanatının cami ve mikyas. Mikyas kıyas edilen bir ayna olmak yani. Sünnet-i seniye dediğimiz zaman abi, yani itaat yolları içerisinde en makbul, evet, en istikametli, evet, en kısası Habibullah'ın yolu sünnet, sünnet-i seniyemiş. Peki neymiş o? Beş çeşit nimete karşı şükretmek, evet, mucizat-ı sanatına karşı muhatap, tercüman, ibadına mübelli ve imam olmak. Üçüncüsü de tecelliyatı cemal, kemal ve esma ve sanatına cami ve mikyasvari aynı olmak. Sünnet- tercüman olmak ne demek? Evet. Kime tercüman olacak? Evet. Mucizat-ı sanatına karşı tercüman olmak. Mesela benim hatırıma gelen bir tane okuyayım abi. Tercüman şu anda yapmıyor mu tercümanı da? Evet. Mesela ben bir tane okuyayım. Bunu aktarmak değil mi? Misal olarak abi, bir tane zikredeyim. Şimdi tercüman demek, İngilizceyi Türkçe'ye çeviriyor. Türkçe'yi başka bir dile çeviriyor değil mi? Şimdi bunu mükemmel derecede çevirmek için, çevirmiş olduğu lisanın ve çevireceği lisanın belagatına vakıf olmak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim, Üstad Hazretleri 25. sözü tarif ederken hem Kur'an-ı Kerim'in tekvini ayetlerin hem tercümanı olduğunu hem tercümesi olduğunu söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yaratmış olduğu ayetleri kelama çeviriyor. Hem de mükemmel çeviriyor yani. Mesela tam vakıf değil birisi bir yabancı lisanı edebiyatına, belagatına. O zaman çevirirken bazı şeyleri döküyor, kendi anlayışına göre çeviriyor. Ama Kur'an-ı Kerim mükemmel bir tercüman olmuş yani. Şimdi tercüman ne demek? Onu söyledim. Üstad Hazretleri de Cenab-ı Hakk'ın kudretinle yaratmış olduğu ayetleri bizim anlayış seviyemize çeviriyor. Efsaf-ı ilahiyi gösteriyor. Misal, o Rahim-i Zülcemal'in bağıstan-ı kereminden, mucizatının salkımlarından bir tanecik hükmünde gördüğüm iki parmak kalınlığında bir üzüm asmasına asılmış olan salkımları saydım. 155 çıktı. Bir salkımın tanesini saydım. 120 kadar oldu. Düşündüm, dedim. Eğer bu asma çubuğu ballı su musluğu ile olsa, daim su verse, şu hararete karşı o yüzer rahmetin şurup tulumbacıklarını emziren salkımlara ancak kifayet edecek. Halbuki bazen az bir rutubet ancak eline geçer. İşte bu işi yapan her şeye kadir olmak lazım gelir. Sübhane, sübhane men tahayyere fî sun'in okul. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yaratmış olduğu bir salkım, üzümün değil mi? Bizim anlayış seviyemize göre iman meratibinde bir tercümesi yapılmış oldu. Yani ben böyle anlıyorum. Tercüman da şeyde olabilir mi? Şimdi Allah, Halik, biz mahluk. Allah'ın ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu. Evet. Onları bize anlatıyor. O da olur mu? Evet. O noktaya yani tercüman, ibadına mübelli, imam, muhatap çok birbirine yakın kelimeler. Evet. Yani bu söylediğinizi içine alır yani. Biri almasa diğeri alıyor yani. Evet. Sünnet-i seniye buymuş. Evet. Evet. Şimdi çok uzatmayayım. Çok şey olmasın ezan okundu. Bir de sünnet-i seniyenin hakikatini okuyorum. Demin sünnet-i seniyemi okudum. Mahiyetiydi. Bir de hakikati var. Yedinci nükte. Sünnet-i seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmaz.
Şimdi sünnet-i seniye edepmiş. Bir edep geçti şimdi. Gelen cümlede hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunması. Şimdi birinci edeple ikinci edep arasında metindeki ifadeyle baktığımız zaman şöyle bir mana alıyor. Sünnet-i seniye edeptir. O zaman ne demek edeptir? Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının hudutları içerisinde vaziyet almakmış abi. Sünnet-i seniye edeptir. Şöyle. Sünnet-i seniye edeptir o. Cenab-ı Hakk'ın esmasının hudutları içerisinde evet. Bir vaziyet almak. Sünnet-i seniye. Şurası. Sayfa 362. Çok yukarıdan alayım, aşağıdan okuyorum. Şeriat ve sünnet-i seniyenin ahkamları içinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyzi tecellisine bir mazhar-ı cami olmaya çalış. Bir daha okuyorum. Şeriat ve sünnet-i seniyenin hükümleri içerisinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna'nın, yani sünnet-i seniyenin her bir hükmü, şeriatın her bir hükmü aslında bir Esma-i Hüsna'ymış. Evet, bu hükümler, bu sünnetler Esma-i Hüsna'nın her bir isminin mazharıymış. Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyzi tecellisine bir mazharı cami olmayacak. Mesela sürekli abdestli olursun, Cenab-ı Hakk'ın Kuddis ismine mazhar olursun. Orucu böyle kemalatta tutmaya çalışırsın, Cenab-ı Hakk'ın samediyetine aynıdarlık edersin. İşte namazı kılarsın. Namazda Cenab-ı Hakk'ın üç tane ismi azamiyet derecede tecelli ediyor. Selam ismi, Allahümme entes selam ve minkes selam. İlah ismi, bir de Rab ismi. İnkılap, tasarruf, ihsan diye. Mesela namaz kıldık, bunlara mazhar oluyoruz. Yani bunları ben Esma-i Hüsna'lar bu ibadetlerde var. Bunlara riayet edeyim, bunlara mazhar olayım. Evet. Sünnet-i seniye edeptir. Noktayı nazarımız bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının hudutları içerisinde evet o esmalara mazhar olmakmış. Yani sünnet-i seni yaşarsa yaparsa o esma bizde ortaya çıkıyor. Evet. Bu edep buymuş yani. O noktaya nazara göre. Yani ne demek buradaki edep? Sonra hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur dedi. Evet. Bir edep dedi Mehmet abi. Birinci nur enfise bakıyor. Yani altında bir nur dedi ya. Evet. Bir edep bulunmasın. Yani biz sünnete riayet edince, evet, o sünnet bizim hangi meselede bir karanlığımız, zulümatımız varsa abi onu gideriyormuş. Altında bir nur. Mesela abdestte mi vesvesen var, namazda mı var, mirasta mı var, değil mi? O sünnete riayet edince bir nur, rahatlıyorsun. Sonra edep diyor, o ne? Allah seni o an öyle görmek istiyor Afak'ta abi. O an yani. İkinci edep, yani Cenab-ı Hak o an öyle görmek istiyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Eddebeni Rabbi fe ehsene te'dibi. Yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. Evet, siyer-i nebeviye dikkat eden ve sünnet-i seniyeyi bilen katiyen anlar ki edebin envanı Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiş. Yani müspet veya menfi, efendim, ne kadar ahlak var, ne kadar Esma-i Hüsna varsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onları azamiyet derecede kendinde göstermiş. Hani demin dedi ya, mazhar-ı cami olmaya çalış. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hepsine mazhar-ı cami olmuş. Yani burada dedi, siyer-i nebeviye dikkat eden, sünnet-i seniye bilen bu söylemiş olduğu ifadeyi anlamış. Ne demek yani Rabbim bana edebi en güzel surette ihsan etmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerine bakalım, sünnetine bakalım. Müspet veya menfi bütün ahlaklar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da kemal derecede olmuş yani. Bu hakikaten zordur. Yani bir insan çok cömert olsa aynı oranda iktisatlı olabilir mi? Olamaz. Bir insan çok cesaretli olsa aynı oranda ihtiyatlı olabilir mi? Olamaz. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o Esma-i Hüsna'nın iktiza etmiş olduğu ihtiyat, cesaret, cömertlik, iktisat hepsine tam yerinde mazhar-ı cami olmuş abi. Mesela çok zor. Medine'de bir şaiye işitilmiş. 19. mektupta bu misali veriyor. İşte kim gidecek gitmeyecek falan böyle şey yaparlarken bakıyorlar ki ileriden bir atlı geliyor. Yaklaşıyor bakıyor peygamberimizmiş. Diyor ki ben gittim kontrol ettim. Böyle bir şey yokmuş diyor.
aynı peygamberimiz, yani bu cesaret, Mekke'den Medine'ye hicret ederken ihtiyatı tercih ediyor yani. Şimdi orada yapılması gereken hareket, ihtiyat, Esma-i Hüsna ona iktiza ediyor abi. Orada yapılması gereken hareket cesaret. Yani bunlar hep Esma-i Hüsna iktiza edilmiş yani. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimet paylarından 1/5 ona kalıyor abi. Bir bakıyor ki bir rivayete göre müşrikmiş yani. Böyle o peygamberimize ganimet olarak kalan koyunlara, develere böyle bakıyormuş. O kadar çokmuş yani. Peygamberimiz onun dikkatli baktığını görünce demiş ki ister misin senin olsun? Adam şaşırmış yani şey şaka mı? İsterim demiş. Al demiş hepsi senin olsun. Adam Müslüman olmuş. Aynı peygamberimiz bir at alışverişinde 40 para için pazarlık yapıyor. Yani orada yapılması gereken hareket cömertlik. Orada yapılması gereken hareket hani, iktisat. İşte şuradan geldik. Siyer-i Nebevi'ye dikkat eden, evet, sünnet-i sineyi bilen, evet, katiyen anlar ki kesinlikle edebin envaını Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir. Onun sünnet-i seniyyesini terk eden edebi terk eder. Bir edep mahrum başet ez lütfi Rab kaidesine masadak olur. Yani edepsiz olan kimse Rabbinin lütfundan mahrum kalır. Kaidesine masadak olur. Hasaretli bir edepsizliğe düşer. Hasaret neydi? Lügatta zarar. Zararın çoğulu yani hasaret. Hani bir kar vardı değil mi? Bir de hasaret vardı. Yani hangi sünnet-i seniyeye uymasak abi biz zarar ediyormuşuz yani. Çünkü biz dünyaya niçin gelmiştik? Ömür sermayesine neşme nemalandırmaya geldik. Bu da sünnet-i seniyesiz mümkün değil. Hangi sünnet-i seniyeyi terk etsek evet edebi terk ediyoruz. Evet edebi terk edince hasaret oluyormuş. Hasaretli bir edepsizliğe düşüyormuş. Hatırlarsanız ben tam yerini çıkaramadım şimdi de Üstad Hazretleri'nin bir ifadesi var. Bazen bir edepsizin yüzünden bir memleket harap olur diyor abi. Bilmiyorum nerede geçiyor ama. Onun sözün en başında. Evet. Nerede geçiyor? Onun sözü değil mi? Evet. Demek ki o zaman edebi burada sünnet-i seniyye dediği için yani bazen ya şu sünnete uymayayım ne olur. Çok diyoruz değil mi kendi halimizde abi. Mesela Hasan abi sabah abdest içtibası alıyor abi. Yani abdestli yemek yemek değil mi? Ehl-i hakikat için çok büyük bir şey yani. Ehl-i hakikat en küçük bir adaba dahi riayet etmeyi kendi aleminde çok büyütmüşler yani. Birisinin çocuğu vefat etmiş. Elhamdülillah bu sünnete de riayet ettik demiş. Mesela Geylani Hazretleri'nin saçta ekmek pişiriyormuş. Peygamberimizin de öyle bir olayı olmuş. Ekmek fazla kızarmış. Çok şükür demiş yani. Buna da mazhar olduk yani. Yani onun aleminde çok büyük. Hani biz ne deriz? Ya nasıl işte çocuk gitti, şöyle oldu, böyle oldu veya ekmek fazla yaptı, dalgınlığıma geldi. O yüzden kendi alemimizde yani bu sünnete riayet etmek şey değil mi? Çok büyük, ehemmiyetli bir şey yani. O hasarete mazhar olmamak için en ufak bir adabı dahi önemliymiş yani. Şimdi sünnet-i seniyyenin içinde nur ve edep varmış. Efendim. Sonra bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la gösterdi ona nasıl mazhar olduğunu. Şimdi konuyla münasebetten o kadar böyle nazım noktasında bir sual geliyor ki konuyla çok münasebetler. O kadar münasebetler ki sual. Bak yukarıda anlattıklarına binaen bu sual geliyor. Her şeyi bilen ve gören, evet, hiçbir şey ondan gizlenemeyen, Allah'ın guyuba karşı edep nasıl olur? Şimdi Allah her şeyi biliyor, evet. Allah her şeyi görüyor, hiçbir şey ondan gizlenmiyor. Allah'ın guyub. Peki ona karşı edep nasıl olur? Değil mi? Şimdi edebi tarif ediyor bir daha. Sebebi hacalet olan haletler ondan gizlenemez. Edebin bir nevi tesettürdür. Mucib-i istikrar halatı setretmektir. Yani bizim edep neymiş? Edep bir nevi tesettürdür. Bizim utandığımız, çirkin gördüğümüz haller var ya abi. Edep onları setretmekmiş. Bize bakan manası. Allah her şeyi görüyor. Allah her şeyi biliyor. Değil mi? Biz nasıl bir haletimizi, bir vaziyeti ondan saklarız, ondan gizleriz? Soru bu abi. Mesela uyum fiili olsa
odadasın, tek başına, kimse yok. Evet. Yani orada da... Sünnetler var. Niçin örtünüyorsun? Evet. Yani çelip çıplak olamıyorsun. Hatta senin haletin müsaade etmiyor. İşte alıştığın için. Edelim bize bakan manası neymiş? Sebebi hacalet olan, yani utandığımız hallerimiz. Bir de mucibi istikrar. Kerih gördüğümüz hallerimiz var abi. Bunları gizlemek. Diyor ki Allah her şeyi biliyor. Her şeyi görüyor. Allah'ın gıyıp hiçbir şey ondan gizlenmiyor. Ona karşı nasıl edep olur? Allah'ın gıyıba karşı tesettür olamaz. Evet. Bakalım ya. Bu da iki tane cevap veriyor. Allah'ın gıyıp gaybileri bilen. Evet. Şimdi iki tane cevap veriyor bu soruya yani. Evvela Sani Zülcelal nasıl ki kemali ehemmiyetle sanatını güzel göstermek istiyor ve müstekreh şeyleri perdeler altına alıyor ve nimetlerini, o nimetleri süslendirmek cihetiyle nazara dikkati celbediyor. Öyle de mahlukatını ve ibadını sair zişurlara güzel göstermek istiyor. Çirkin vaziyette görünmelerini istemiyormuş. Yani Cenab-ı Hak bizim, evet, biz Cenab-ı Hakk'ın sanatıyız. Kemal-i ehemmiyetle sanatını güzel göstermek istiyor bizi. Evet, müstekreh, bizim çirkin gördüğümüz şeyleri perdeler altına alıyor. Bizi ziynetli, tezyinatlı göstermek istiyormuş. Kime? Sair zişur ibadına karşı abi. Yani Allah her şeyi görüyor. Allah her şeyi biliyor. Ona karşı tesettür olur mu? Olmaz. Peki ne demek oluyormuş? Birinci cevabı buymuş. Diğer zişur mahlukatına, ibadına. Zişur evet. Kim? Zişur. Dedin de zişur. Melaike, ruhaniyet, cen. Evet. Bunlara karşı. İnsanı iyi göstermek istiyor. Evet. Böyle çirkin vaziyette görünmelerini. Mesela bizim affedersiniz mahvi havalatımız oluyor banyoda değil mi? Efendim tuvalette. Orada bir müstekreh bir haletler oluyor. Şimdi şeriat oraya hüküm koymuş. Söylenmesi gereken, tesbihat yapılması gereken cümleler var. O cümleleri söyleyince o cümleler diğer mahlukata karşı bizim perdemiz oluyormuş abi. Kapatıyor. Sen, evet kapatıyor. Onlar göremiyorlar. Ama söylemedin böyle geri. Mehmet abi duydun mu abi? Banyoda, tuvalette hani girerken söylenilen şeyler var ya dualar mesela. O bizim içerideki durumumuzun diğer mahluklara perde olması içinmiş bir sebep. Bizi göremesinler diye. O vaziyette. Şurada okuyayım ikinci bir mana. Nasıl ki bir tabip doktorluk noktasında bir namahremin en namahrem uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir. Hilaf-ı edep denilmez. Belki edebi tıp öyle iktiza eder denilir. Fakat o tabip reculiyet ünvanıyla yahut vaiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla o namahremlere bakamaz. Ona gösterilmesini edep fetva veremez. Ve o cihette ona göstermek hayasızlıktır. Aynen öyle de Sani Zülcelal'in çok esması var. Her bir ismin ayrı bir cilvesi var. Mesela Gaffar ismi günahların vücuduna ve Settar ismi kusuratın bulunmasını iktiza ettikleri gibi Cemil ismi de çirkinliği görmek istemez. Latif, Kerim, Hakim, Rahim gibi esma-i cemaliye ve kemaliye mevcudatın güzel bir surette ve mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarına iktiza ederler. Ve o esma-i cemaliye ve kemaliye ise melaike, ruhani ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsnü edepleriyle göstermek isterler. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı edep nasıl olur? Edep olmaz. Allah'ın gıyıpmış. Evet. Bir. Diğer ibadına karşı, mahlukata karşı, evet, bizi güzel göstermek istiyor. İkincisi de, evet, Esma-i Hüsna bizi o vakit öyle görmek istiyor. Yani Esma-i Hüsna İktizası. O vaziyette bizi öyle görmek istiyormuş. İktizasıymış yani. İşte sünnet-i seniyedeki adab, bu ulvi adabın işaretidir ve düsturlarıdır ve numunelerdir. Şimdi dersi toparlarsak, sünnet-i seniye neydi? Evet, sünnet-i seniye, Cenab-ı Hakk'ın beş çeşit nimetine karşı şükretmek. Evet. İki, mucizat-ı sanatına karşı muhatap, tercüman, ibadına mübelli ve imam olmak. Üçüncüsü de Cenab-ı Hakk'ın tecelliyat-ı cemal, kemal, esma ve sanatına cami ve en mükemmel mikyasvari aynı olmak. Yani sünnet-i seniye dediğimiz zaman ne anlamak gerekiyor? Bu üçüymüş yani.
Habibullah'ın gösterdiği en makbul, kabul edilmiş, en müstakim, evet, en kısa yol bu üç tane yolmuş. Şimdi daha ziyade halk arasında değil mi? Abi, daha farklı bir sünnet şeyi var yani, anladım, tanımı var. Evet. Kanaat çok farklı. Evet, sünnet-i seniyye. Evet. Sonra baştaki hadisi okumuştuk. Fesad-ı ümmet zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrinin sevabını kazanabilir. Şehitle sünnet münasebetini kurduk. Şüheda kendini tariki hakta feda etmişti değil mi? Ahir zamanda da fesad-ı ümmet zamanında da sünnet-i seniyye riayet eden, evet, kendini yaşamıyor. Hevasını, hevesini yaşamıyor. Sünneti yaşıyor. Evet. Bu 100 şehit sevabı alıyormuş. Herkes alabilir mi? Metindeki ifadede ehemmiyetli takva, kuvvetli iman olması gerekiyor. Yani farzlardan eksikleri var. Sünnete riayet etse bu hadise mazhar oluyor mu? El cevap olmuyor. Kuvvetli, evet, iman, ehemmiyetli takva olması gerekiyor. Bu hadise mazhariye. Evet. Sonra sünnetin hakikatını okuduk. O da sünnet-i seni edepmiş. Esma-i Hüsna'nın hudutları içerisinde Cenab-ı Hakk'a vaziyet almakmış. İçinde iki şey varmış. Bir nur, bir de edep. Nur. Enfise bakıyor, kendi bütün karanlıklarımızı, zulümatları aydınlatıyor. Edep de o an Cenab-ı Hak öyle görmek istiyor. Peki Cenab-ı Hakk'a karşı edep nasıl olur? Her şeyi biliyor, görüyor. Evet. Neymiş? Cenab-ı Hak diğer mahlukatına, zişur ibadına bizleri güzel göstermek istiyor. Uymuş olduğumuz sünnetler onu ifade ediyormuş. İkincisi de Esma-i Hüsna bizi o an o vaziyette görmek istiyormuş yani. Hocam, burada en değerli varlık insanın olduğu mu ispatlanıyor bir yerde? Bir yerde en değerli varlık insanın varlığı çıkmış oluyor ortaya. Evet. Ya muhatap almış. Muhatap o. Evet. Yani bir hayvan mesela böyle düşünemez. Evet. Farklı bir şey. Bir daha şu cümleyi de okumak istiyorum da çok uzatmak istemiyorum. Gelen cümlelerde söylüyor. Ey şefkatli Resul ve ey refetli Nebi. Şimdi Peygamberimiz o kadar şefkatliymiş ki, o kadar merhametliymiş ki, Cenab-ı Hak kendi ismi mübareki olan Rauf ve Rahim'i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş. Yani Rauf ve Rahim Cenab-ı Hakk'ın ismi. Fakat Cenab-ı Hak kendi ismi mübarekini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş. Peki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir şefkati var? Evet. Okuyayım bakayım. 4 tane sayıyor Üstad Hazretleri Peygamberimizin şefkatini anlatırken. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini ifade ediyor. Evet. Rivayet-i sayıya ile mahşerin dehşetinden herkes, hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ümmeti ümmeti diye refet ve şefkatini göstereceği gibi. Yani enbiya dahi nefsi nefsi dediği bir vakitte, evet, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti ümmeti diyormuş yani. Hani peygamberler de dahi. Evet. Evet, enbiya dahi dedi değil mi? Enbiya deyince enbiya ne demek yani? 124 bin peygamber. Ha, peygamberler dahi nefsi nefsi diyeceği yerde. Peki acaba burada hani peygamberlerde ismet sıfatı var. Yani kendini düşünmek bir kusur olmuyor mu abi? Yani buradaki ifade nefsi nefsi diyor. O dehşetinde artık fedakirlik, medakarlık o yaşıyor ki vazife bitmiş. Evet. Vazife var, cennete gelsin. Birinci şefkati böyle gözüküyormuş. Yani ümmetini düşünüyormuş. Abi. Yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği zaman validesi işitmiş yani. Hatta yanındakiler de işitmiş diye bir rivayet var 19. mektupta. Ümmeti ümmeti demiş. Yani dünyaya gelen bir çocuk doktor bir tane vuruyor değil mi? Hemen ağlamaya başlıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti ümmeti diyormuş yani. Evet. Şefkatini gösteriyormuş. İlk dediği bu cümle. Ümmeti evet, ümmeti. Ümmet ümmet. Şimdi mahşerde öteki tarafta diyelim. Ümmeti ümmeti diyor. Yeni doğduğunda ümmeti ümmeti diyor. Evet, devam ediyor, şefkatini anlatıyor. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkat kerane mekarim-i ahlak, kemal-i şefket, kemal-i şefkat ve refetini gösterdiği gibi. Yani üçüncüsü peygamberimizin şefkatini gösteren neymiş? Bütün tarihi hayatıymış. Evet, neşrettiği
şefkatkârane mekarimi ahlakmış yani. Mesela Peygamberimizin getirmiş olduğu bütün emirler onun şefkatinin neticesiymiş abi. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şefkatini Üstad Hazretleri üç başlık altında söyledi. Dedi ki mahşerde enbiya dahi nefsi nefsi dediği zaman o ümmeti ümmeti diyor. Bak bu kadar şefkatli. Yeni doğduğu zaman değil mi, ağlaması gerekirken ümmeti ümmeti diyor. Bu kadar şefkatli. Bir de getirmiş olduğu emir ve yasaklar değil mi? Neşrettiği o mekarimi ahlak o da şefkatini gösteriyor. Şimdi mesela benim ailem var. Diyelim ki biz kalabalık bir aileyiz. Bana sorsan kaç kardeşsiniz? İsimlerini say. Ben hepsini sayarım. Ahmet, Mehmet, Hatice değil mi? Habibe. Böyle sayarım hepsini. Atladığım olur mu? Olmaz. Hepsini biliyorum değil mi abi? Şimdi peygamberin ailesi ümmetidir abi. Ümmetindeki efendim birisinin bilmemesi, ondan sonra getirmiş olduğu salavatı almaması, gelen cümlelerde söyleyecek abi. Mümkünatı yok yani. Yani nasıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim hem maddi diyeyim hem manevi diyeyim yapmış olduğumdan haberi var mı? El cevap Hasan abi. Var. Var yani. Çünkü ümmeti diyor. Yani bütün insan peygamberin ümmeti oluyor. Haberi olmaması mümkün. Sen nasıl kendi ailenden haberin var? Değil mi? Senin baban kim? Annen kim? Kardeşin kim? Abin kim? Değil mi? Hepsini biliyorsun. Ümmette peygamberin ailesiydi. Peygamberimizin şefkati de böyleymiş. Şimdi bizim yapmamız gereken de böyle şefkatini gösterdi peygamberimizin. Böyle şefkatini gösterdiği gibi ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle ümmetinin bütün saadetleriyle kemal-i şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle hadsiz bir şefkati göstermiş. Dördüncü manada buymuş. Yani ümmetin bütün saadetleriyle alakadarmış. O yüzden hadsiz salavata nihayetsiz ihtiyaç göstermiş yani. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin sünnet-i seniyyesine müraat etmemek ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyas edin. Sünnet-i seniyyesine müraat etmemek. Evet, yani demin söylemiş olduğumuz sünnetin hakikatleriyle ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyas edin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.